Selam millet, ben Şefik ve bu da Home World 3 yeni oyunlardan biri. Bundan bir önce çıkış yapmıştı ama hemen video çekmek istemedim. Çünkü oyun çıktıktan sonra yapılan ilk yorumlar çok parlak değildi. Ben de biraz bekleyeyim istedim aslında. Belki bir iki güncelleme gelir, bu sorunlar ortadan kalkar diye. Güncelleme geldi. Yalnız sonrasındaki yorumlara bakmadım. Çünkü aradan bir ay geçti artık ve daha fazla vakit kaybetmeden bir ilk bakış videosu çekeyim istedim. Çok iyi bir giriş olmadı belki. Hani böyle oyunla ilgili olumsuz yorumlar var dedim ama en azından uzayda geçen ve uzay gemilerini kontrol ettiğimiz bir strateji oyunu arıyorsanız bu videoyu izleyerek aklınızdaki bazı soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz diye düşünüyorum. Daha önce bu oyuna video çekmiştim aslında. Bir demo sürümü yayınlanmıştı ve yanlış hatırlamıyorsam bu savaş oyunları modunu oynayarak bir video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Bu videoda farklı bir modu deneyeceğim. Aslında genel olarak oynanışı size göstereceğim. Sonrasında bunu da izleyebilirsiniz. Tabi oyuna geçmeden önce hatırlatmamı da yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi demoda sadece savaş oyunları vardı. Bir de multiplayer maçlar yapabiliyorduk. Oyunda yani multiplayer'da emin değilim gerçi de bu savaş oyunları oynayabiliyorduk. Şimdi tabii ki bütün içerik var karşımızda. Şöyle bir içeriye bakalım. Bir kere burada yeni sefer dediği sefer modu yani hikaye modu var. Zaten Türkçe her şeyi görüyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam 13 tane bölüm varmış. Aslında oyunun eleştirildiği konulardan biri de bu 13 bölümlük hikayenin kısa olması. Ben daha hikaye moduna girmedim ama hikaye oyununda zaten bir hikaye paralelinde oyundaki her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Belki oyun farklı yönlere sizi iterek oyundaki birçok şey öğretmiş oluyor. Ben daha çok çarpışma modunu oynadım. Savaş oyunları modunu zaten oynamıştım. Bunlar üstünden size oynanışı göstereceğim. Sefer dışında savaş oyunları roguelike tarzında bir mod. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayıp işte yine savaşarak ilerleyebiliyorsunuz. Biraz alternatif bir mod yapılmış. Hızlı karşılaşma dediği aslında çoklu oyuncu modunun bölümünün seçeneklerinden biri. Burada isterseniz rastgele bir savaşa girebiliyorsunuz. Kendiniz lobi de oluşturabiliyorsunuz başka oyuncularla oynamak için ya da mevcut lobilerde gezebiliyorsunuz. Hani lobi açıp karşıma bir rakip çıksın diye bekleyen biri varsa buradan listesini görebiliyorsunuz. Benim bu videoda deneyeceğim ise çarpışma oluştur. Yani çarpışma modu. Hemen size göstereyim. Oraya geçmeden aslında şunu da söyleyeyim. Homeworld serisinin ilk iki oyunu uzayda geçiyordu yine. Sonrasında onların ikisinin bir arada yer aldığı bir Remastered Collection çıkmıştı. Sonrasında da uzaydan zemine inen Deserts of Karak diye bir oyun çıkmıştı. İlk iki oyunu pek hatırlamıyorum açıkçası. O zeminde daha doğrusu gezegende geçen oyunu oynamıştım. Bayağı da sevmiştim. Şimdi yine uzaydayız. Ama bu Homeworld tarihini öğrenmek istiyorsanız hem burada Homeworld'un tarihi diye bir bölüm var. Ekstralar bölümünde de hem bu oyunla ilgili hem de oyunun geçmişiyle ilgili, serinin geçmişiyle ilgili çok fazla bilgiyi elde edebiliyorsunuz. Bir de modlar kısmı var. Burada da yine oyunla ilgili yapılmış modları indirebiliyorsunuz. Bunları da pas geçmemiş olayım. Şimdi bir çarpışma oluşturalım. Roko diyelim. Özel diyelim ve çevrim dışı diyelim. Doğu Avrupa burada çevrim dışı yaptıktan sonra bunu seçmenin bir anlamı var mı bilmiyorum ama hemen lobi oluştur diyelim. Dediğim gibi çok iyi savaşmadım. Şu ana kadar yaptığım savaşlarda çok parlak sonuçlar almadım ama bir daha deneyeceğim. En azından size böyle oyunun genel yapısını dediğim gibi oynanış mekaniklerini göstermek için yine bir video çekmiş oluyorum. Burada kendimize hemen bir yapay zeka seçelim. Bunu da kolay yapalım. Ne kadar kolay olacak bilmiyorum. Burada filo seçebiliyorsunuz. Bunların dışında filolar vardı diye hatırlıyorum ben. Sanki önceki videoda vardı gibi hatırlıyorum. Belki bu modda sadece bu ikisi vardır. Bundan diye mi diyeyim aslında önceki videoyu kendim de bir dönüp bakabilirdim. Burada bir savaşa girerken işte geminizin ve tabii ki genel olarak kendinizin logosunu, ambleminin renklerini vesaireyi seçebiliyorsunuz. Burada filolarda hangi gemilerin yer aldığını görüyorsunuz. Buradan harita seçebiliyorsunuz. Haritadaki kaynakları da seçebiliyorsunuz. Yani ne kadar çok kaynakla gireceğinizi seçebileceğiniz gibi haritadan ne kadar çok kaynak toplayabileceğinizi seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bire birden başlayan ve 6 kişiye kadar giden farklı haritalar var. Burada mesela Naraka diye bir harita varmış. Burayı seçelim. Bu biraz dolu gibi gözüküyor. Şöyle bir açık alan. Derin uzayı seçelim ki biraz daha açık alanda savaşalım. İki tarafında birer tane birlik var. Gördüğünüz gibi bitiş koşulunu seçebiliyorsunuz. Rakibin ana gemisini mi yok edelim, üretimini mi yok edelim, bütün gemilerini mi yok edelim diye. Ana gemi diyelim. O kadar çabuk yok olmayayım en azından. Yine süreyi seçebiliyorsunuz. Bence çabuk biter işim diye düşünüyorum. Bir türlü böyle bir şey yapamadım. Yapay zeka ile baş edemedim. Muhtemelen çok iyi taktikler henüz oluşturamadığım için ama bakalım bu sefer ne olacak. Dediğim gibi kaynak çarpanı var. Bir de dakika başına kaynak aktarma miktarı var. Burada başlangıç kaynağını da şöyle bol seçelim ki belki bol bol gemi ve teknoloji oluşturma şansım olur. Tüm bunları yaptıktan sonra karşıya da bir tane kolay yapay zeka ekledikten sonra hazıra basalım. Ve şöyle oyunun girişinden daha doğrusu savaşın başlangıcından itibaren neler var oyunda size bir göstermiş olayım. Oyunun bu arada en zor taraflarından biri kontrol sistemi. Klasik Homeworld kontrol sistemini de kullanabiliyorsunuz. Bu oyun için yapılan kontrol sistemini de kullanabiliyorsunuz. Ben tutorial'ı full oynadım. Mutlaka tamamını oynayın bu kontrolü öğrenmek için ama yine de el alışkanlığı gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım.
Şimdi burada bir ana gemimiz var. Muhtemelen şu karşı tarafta da diğer ana gemi var. Şöyle kamerayı çevirerek şöyle bir etrafa bakalım. Burada bizim muhtemelen bunlar keşif gemileri. Bunları şöyle şuraya doğru gönderelim. Onun dışında ya o kadar aslında kontroller zor ki anlatmak da zor olabiliyor. F4'e bastığınızda savaş gemilerinizi görüyorsunuz. Bunun dışında kaynak toplama gemileriniz var. Bunlarla zaten kaynak toplamanız gerekiyor. Şimdi ben tabii kaynağı bol tuttum. 50 bin kaynağım var ama bu kaynak gemilerini tuttuktan sonra bunları kaynaklara gönderiyorsunuz ki bunlar içindeki toplayıcıları çıkarıp etraftan kaynak topluyorlar. Şimdi sol tarafta zaten hedefimiz yani amacımız nüfus etkinlikler olan biten falan bunları takip edebiliyoruz. Şöyle tekrar kamerayı çevirelim. Benim burada 4 tane neyim var? Keşif savaşım varmış. Yalnız bunlar tabii ki yetmez. Birazdan yapay zeka gelip burayı basacak. Bu arada ben oraya gönderdiğim için onların şeylerini de görmüş oldum. Şu açığa doğru gönderelim. Şimdi burada tabii 3 boyutlu bir dünyada gemilere yön vermek biraz zor. Şuradan bir üretime basalım. 4 tane keşif gemim var demiştim. Düşman gelecek muhtemelen. Şöyle bir daha bakalım. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha basalım. Şimdi üretim ve araştırma kısmı bir sütunda gördüğünüz gibi. Bir araya geliyor. Burada işte saldırı gemileri, korvetler, fırkateynler, ana muharebe savaşları ya da işte platformlar vesaire ve tabii ki hizmet başlığı altında da keşif gemisi ve kaynak denetleyici basabiliyorsunuz. Bunları basmak dışında şu an tabii gemi sayımı arttırıyorum. Gördüğünüz gibi kaynakları kullanıyoruz. Bu kaynakları şu kaynakçılar yine topluyor etraftan haritanın her yerinde gördüğünüz gibi kaynaklar var ama tabii uzağa gönderirsiniz düşman da saldırabilir. Bu kısmı da buna da dikkat etmeniz lazım. Zaten birazdan onlar gelip muhtemelen onlara yine saldıracaktır. Burada üretimi yaptık. Şöyle bakalım. 8 tane, 10 tane gemimiz var. Bunları şöyle kontrol 1 ile işaretleyelim. Gemilere yön vermek biraz zor. Şimdi zemine bastığınızda aslında zemine göndermiş oluyorsunuz. Bunun dışında şu düşman gemisi değil mi ya? Aynen. Şöyle kontrolü basılı tutup onu seçtiğinizde ama onu boş verin. Şimdi düşmanlar gelmeye başladı. Savaş başlayacak direkt. Ben direkt aksiyonu göstereceğim. Bu da buradan bizim yerimizi tespit etti. Karşı tarafta kaç kişi var bilmiyorum ama şöyle bir F'ye basarak bir savaşı görelim. Şimdi savaş kısmında şöyle bir şey var. Gemileri böyle yolladınız. Gemilerin nasıl dizildiğini değiştirebiliyorsunuz. Yani dizilimin işte delta, duvar, konvoy, pençe, küre ve çapraz şeklinde geniş de varmış. Bayağı da bir düzenek varmış. Burada böyle bir tercih yapabiliyorsunuz. Pençe seçtim. Böyle bir konumlandırma yaptım. Bunun dışında tarafsız, agresif ya da defansif olmalarını da seçebiliyorsunuz. Mesela burada 10 gemi var. Burada yazıyor ama bunların böyle scroll'la görünmesi. Yani arayüzde de bazı şeyleri ben bir türlü alışamadım. Ama bilmiyorum bunlar değişir mi? Burada yeni gemiler geldi. Burada da mı saldırı var? Abi her yerde bir aksiyon var. Bakın yapay zeka kolay seçtik. Buna rağmen hemen başladı. Ben şuradan devam edeyim. Onlar orada kendi başlarının çaresine bakarlar. Şurada 1, 2, 3, 4, 5... pardon. Öncelikle avcı gemisi teknolojisini... Ben tabii birkaç kere oynadığım için sanki bunların hepsi açıkmış gibi geliyor ama... Üretim ve araştırma kısmı şöyle. Önce araştırmayı yapıyorsunuz. Araştırma bittikten sonra bir şey üretebiliyorsunuz. Kaç tane gemim kaldı bu arada? 7 tane kaldı. Harcıyorlar orada gemileri. Bakalım. Gerçi onlar da çok kalabalık değil ama ben burada anlatırken geç kaldım tabii. Yapay zeka kolay da olsa hızlıca gelişip gördüğünüz gibi öne geçebiliyor. Şimdi avcı gemimizin teknolojisini yaptıktan sonra 3, 4, 5, 6 tane de gemi bastım. Ya önce teknolojiyi buluyorsunuz diyeyim, araştırıyorsunuz. Sonrasında da gemileri basmaya başlıyorsunuz. Şöyle bir şey daha var. Bu arada bunlar da gidiyor. Şunlardan da basayım. Her geminin hemen hemen bir yükseltmesi var. Yine aynı kaynakları kullanarak teknoloji açıyorsunuz. Gemi üretiyorsunuz ve yükseltmeleri de yapabiliyorsunuz. Mesela burada keşif savaşçısı aşırı yakma araştırması diye bir şey var. Burada bunların bütün detayları yazıyor işte. Birimin silah hasarı pahasına geçici bir hız artı kazanmasını sağlar. O gemi... Bu arada gemileri seçeyim dedim. Tabii gemi de kalmamış. Avcı gemilerimi şöyle iki yapayım. Şu grubu da bir yapayım. Şöyle bir kamerayı çevirelim. F4 bu arada bütün savaş gemilerini seçmenizi sağlıyor. Yani ayrı ayrı seçmenize gerek yok. Ya da onlara farklı farklı isimler vermenize işte kontrol 1, 2, 3 diye atamanıza gerek yok ama. Bu da burada duruyor hala. Böyle bir saldırım. Hatta bir daha şöyle savaşı yakından izlemeye çalışayım. Nasıl görünüyor diye. Ya bu arada oyunun en güçlü yanı aslında görselliği bence. Görsel çok güzel görünüyor. İşte savaşlar vesaire izlemesi güzel. Ama işte dediğim gibi hikaye modunun kısa olmasından şikayet etmişler. Gemilerin böyle nasıl diyeyim bir rota izlemesini pek beğenmemişler. Yani bir konum belirttiğinizde onun gittiği rotayı çok yol bulmasını diyeyim aslında çok beğenmemişler, eleştirmişler. Böyle detaylar da var. Bu arada ben şuradan
Biraz daha gemi basayım çünkü gemi sayım azalmaya başladı. Öte buraya geldiği için benim gemilere de saldırmaya başladı. Şöyle bakalım. Bu arada benim kaynakçılara saldırmıyorlar değil mi? Onlar burada. Oyunda P tuşuna basarak zamanı %1'in altına indirebiliyorsunuz. Yani bu zamanı durdurarak diyelim çok karıştı ortalık. Çok fazla gemi bastınız. Hani biraz kontrol ele almak için böyle zamanı durdurabiliyorsunuz. Onun dışında P'ye basılı tutarak mouse tekeri çevirerek oyun hızını da yavaşlatabiliyorsunuz. Gerçekten biraz ortalık karışınca takip etmek zor oluyor. Şöyle biraz slow motion'da gidelim hatta. Hatta bu da keşke baştan yapsaydım bunu. Biraz daha bir şeyler anlatma şansı bulurdum. Bu arada ana gemimizin yakınından geçtikleri için gördüğünüz gibi ana gemimiz de saldırılara başladı. Ben yine şunların hepsini seçerek saldırmalarını söyleyeyim. Burada zaten iki tane sanırım düşman gemisi var. Şurada raylı top korveti diye bir şey var. Kırılgan ama yüksek hasarlı tek hedefli savunma hattı gemisi diyor. Bunlardan da basabiliriz, teknolojiyi bulabiliriz ve sonrasında gemilerden basabiliriz. Yine zaman normal alayım çünkü onlar çok yavaşlayacak tabii. Zamanı yavaşlatınca bu araştırmalar da çok yavaşlayacak. Şu an 13 tane gemimiz var. Şu an bir sıkıntı yok. Şunlar 1 olsun, şunlar da 2 olsun ama gördüğünüz gibi hemen geldiler. Yani bütün gemileri hatta şu hepsini seçip yollayayım. Aslında burada gemi çeşitliliğini biraz anlatayım. Yine zamanı yavaşlatayım ki o arada patlamayalım. Şimdi neler var derseniz bazıları da gemi çeşitliliğinden çok tatmin olmamış ama şöyle bir bakalım. Keşif savaşçısı ve avcı gemimiz var saldırı gemilerinde. Bir tane raylı top korvetimiz var. Fırkateynlere baktığımızda taarruz, iyon topu, torpido, destek. Bu tabii ki sağlık basıyor yani. Tamirat basıyor, sağlık basıyor demeyeyim. Ve bastırma fırkateyni var. Ana muharebe savaşında taşıma gevisi, muhrip, savaş kurvazörü var. Platform antı saldırı tareti ve ağır torpido tareti var. Bu arada işte etrafa taret kurabiliyorsun. Onu sadece yüzeye kurabiliyor musun mesela? Aslında bunu da eleştirmişler. Orada birazcık şöyle savaşın da şeyini görün istiyorum. Tekrar ben zamanı hızlandırayım. Bu anti saldırı tareti dışında bunda var mı hatırlamıyorum ama bir de işte mine falan döşeyebiliyorsunuz etrafı. Hani böyle detaylar da var. Ama tabii ki biraz gelişmemiz lazım. Hani gördüğünüz gibi fırkateyni geçmem için raylı top korveti araştırması yapmam lazım. Burada bir akış var. Yani löp diye en güçlüsünü yapamıyorsunuz. Şimdi burada ben savaşa devam ediyorum ama şöyle eskiye basayım. Tekrar şu savaş, daha doğrusu gemilere bakayım. Sanırım düşmanları bir temizledik. Ha hala varmış. Ya şunu da bir alamaz mıyız? Durun bakayım. Bir şunu da alsak. O buradan tepeye böyle kamera gibi gelmiş. Buradan bizi izliyor muhtemelen. Ben biraz tabii kontrollerine alışmakta zorlanıyorum. Bir de zamanı da hızlandıralım tekrar. Hala geliyorlar. Bakın düşmanlar yapay zeka direkt buraya bastı geliyor. Onu bir güzel atlattık. Şimdi tekrar şunlara saldıralım. Hatta hepsine saldıralım. Oyunda bir de bir sensör yöneticisi diye bir şey var. Buna bastığınızda... Bu arada ana gemiye saldırmaya başladılar. Bunun olayı da şu. Şimdi sizin geminizin bir yörüngesi var. Bunun etrafında ne var ne yok görebiliyorsunuz. Buradan genel olarak... Tabii gemileri o gemi görselleriyle değil de daha böyle birimler halinde işte üçgenler vesaire halinde farklı renk temalarıyla aslında savaş alanını biraz daha geniş açıyla görme şansınız oluyor. Bu arada yapay zeka gördüğünüz gibi yolluyor oradan gemileri. Bu biraz genel bir görüş görüş açısıyla savaş alanına bakmanızı sağlıyor. Yani gemiler işte ateşler vesaire böyle etraf çok karışırsa diye bu ekrandan da bakabiliyorsunuz neler olup bittiğini. Bu arada bizim gemiler... Ana gemi daha doğrusu hasar almaya başladı. Bu araştırmaları yapayım, yükseltmeleri yapayım. Çünkü bir gemiyi seçtikten sonra ya da bir ekibi seçtikten sonra diyeyim. Şunu şöyle tekrar seçeyim. Oradan saldıran ne? Torpido fırkateyni. Tabii sen biraz daha hızlı ilerlemişsin. Mesela bunu açmak için taarruz fırkateynini araştırmam lazım. Ben bunu halledene kadar ortadan kaldıracak muhtemelen düşman beni ama olabildiğince hayatta kalmaya çalışacağım. Şöyle bir ana geminin bakış açısından da izleyelim. Şimdi kontroller nasıl derseniz. Şimdi normalde sağ tıka basılı olarak kamerayı çeviriyorsunuz. Şöyle biraz uzaklaşayım. Hatta yine biraz zamanı yavaşlatayım çünkü orada ne olur ya belli olmaz bir anda hava açabiliriz. Zaten geminin %20-25'ini götürmüşler. Bu arada yanlışlıkla gemiyi de götürüyorum. Gemiyi şuraya alalım. Şimdi sağ tıka basılı tuttuğunuzda oyunun kendi yani Homeworld 3 kontrol şemasına göre sağ tıka basılı tutarak kamerayı çeviriyorsunuz. Ama mesela bir F4'e bastım. Bütün savaş gemilerini seçtim. Şöyle bir zeminin üstüne geldiğinizde ve oraya tıkladığınızda gemileriniz oraya gidiyor. Ama bunun dışında boşluğa da basabilirsiniz. Bir boşluğa bastığınızda orada da şöyle bir çember ortaya çıkıyor.
Bununla beraber de işte böyle sol tuşa basılı tutarak yüksekliği seçmiş oluyorsunuz. Ya bunlar şimdi şu görüntü çok kafa karıştırıcı hakikaten. Ve ben de biraz kontrollere alışmakta zorlanıyorum. Ama en azından böyle gemilerin nereye gideceğini vesaire belirlemiş oluyorsunuz. Zaman hızlandırayım artık tekrar. Artık ne olacaksa olsun. Bayağı bir düşman gelmeye başladı. Ben buradan biraz da gemi basayım ama bence buradan birazcık zor dönerim ben. Çünkü anlatırken ve düşman da tabii kaynak... Ya onda da mı 50 binde başladı bilmiyorum ama çok kalabalık geldiler. Benim şurada 7 tanecik gemim kaldı ve gördüğünüz gibi bayağı bir saldırmaya başladılar. Şuradan tekrar kontrol edelim. Bu arada teknolojileri açtıysam onu da görebilmemiz lazım aslında ama. Şöyle bakalım. Şurada bahsettiğim o aşırı yük mesela açtığımız teknoloji vesaire buradan kullanabiliriz. Gerçi yine buradan saldırıdır, harekettir, işte dursunlar, koruma moduna geçsinler, devreye geçsinler. Bunların hepsini seçebiliyorsunuz ama ya bizim gibi bayağı patlayacak ya ben anlatırken. Ya oyunu anlatıyorum, hemen bitirdiniz ya. Neyse. Neyse bu araştırmaları yapıyorsunuz ve kullandığınız bu upgrade'leri vesaire de buradan kullanabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu tabii çok aktif bir savaş oldu. Hiç sakin durmadı düşmanda ama. İnanılmaz bir saldırı altındayım. Yine bütün... Yani şu an iki tip gemi bastım. Onlarla da hayatta kalmaya çalıştım ama ona bile zaman tanımadı oyun. Çok acımasızmış gerçekten. Bakalım bu araştırma, üretim araştırma kısmında göstereceğim bir şey kaldı mı? Ya aslında gerçekten kolay yapay zeka böyle saldırıyorsa kolay olmayan ne yapıyor çok merak ediyorum. Neyse bu kısımda aşağıdaki şeyleri göstermiş oldum. Araştırmayı da tamamladık ama çok da bir işimize yaramayacak şu anda. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Yani şuradan bir destek fırkateyni bassam ben. O bu gemiyi birazcık sağlık bassa diyeceğim. Yetmez. Neyse yapacak bir şey yok. Şunlara en azından saldıralım ki ana gemiye saldıranları en azından ortadan kaldırmaya çalışalım. Yoksa birazdan havaya uçacağız. Ben biraz zamanı yavaşlatayım yine. Çünkü belli ki maç çok çabuk bitecek. Şurada 10 dakika olmuş olmamış. Yapay zeka direkt yok etti beni. Şuradan yine gemi sayılarınızı vesaire takip edebiliyorsunuz tabii ki. Yani buradan aşağıdan ya da seçmeden görmek için tüm takip buradan da yapabiliyorsunuz. Bu arada benim kaynakçıları götürmemişler. Ana gemimiz tabii ki duruyor. Az sonra yok olacak. Yine burada keşif avcı gemilerimizi görebiliyoruz. Hatta buradan seçebiliyormuşuz. Mesela ben buradan hiç seçmiyordum. Gerçekten yok ettiler. Kontrolleri anlatıyorum. Onu anlatacak zaman olmadı ama işte bu sağ tık dışında WASD ile kamera oynatıp QA ile yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Yine zoom in, zoom out'u da. Tamam gemi gidiyor onu anladık. Onu yapacak bir şey kalmadı artık. Aslında şuradakileri de indirebilirim. Bakın oradan bana şöyle bir bakalım. Şurada Taurus fırkateyni direkt daldı. Yok buradan dönmez bu iş. Benim bu gemiyi hiçbir yere götürmem işe yaramaz. Yani kaç diyeceğim de kaçması da bir şey ifade etmeyecek. Aslında ben bu kontrolleri de anlatmış olduğum sanırım bütün kamera işlerini vesaire. Klasik moddakini hatırlamıyorum. Belki onu da oynayarak aslında hani görebilirsiniz. Belki o daha kolay, daha oynanabilir olabilir sizin için. Ama ben tabii tutorial oynayıp bu kontrol sistemini öğrendiğim için bu şekilde oynuyorum ama gördüğünüz gibi çok da işime yaramadı. Bizim gemiler bu arada acaba neredeler? Şuradalar. Düşman fırkateyni burada da var. Bakın burada da bir raylı top. Ya daha önce bu modu tabii ki oynadım. Yine birebir kolay yapay zeka ile savaşmıştım ama ben bu kadar agresif giren ve saldıran bir şeyi görmemiştim. Yapay zeka görmemişim. Şu an destek gemisi de bastım mı hatırlamıyorum ama zaten gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yapalım. Şunların açısından bari biraz savaş görün diyeceğim. Şuna saldır diyeceğim. Bunlar da ona ne yapsın? Tabi burada... Ben biraz paldır küldür oynuyorum anlatırken ama hangi gemilerin hangi gemilere üstün geldiğini vesaire de burada okumanız lazım. Yani bazı gemiler daha çevik ama daha çok hasar alıyor. Kimisinin savunması iyi, hücumu kötü. Yani bunları tabii öğrenmeniz gerekiyor. Ben burada oyunu anlatırken çok rastgele bir şeyi bir takip ettim. Yani taktik bile yapmadım. Böyle karambol oynamış olduk. Bunları da öğrendikten sonra yani hangi gemiler daha güçlü, hangi gemiler daha yani hangi gemilerle saldırıya geçmek lazım, hangilerini de savunmada kullanmak lazım, ona göre pozisyon almak lazım. Bunları tabii ki bakmanız gerekiyor. Bu arada benim kaynak toplayan gemilerime de mi saldırdılar diye bir an düşündüm. Aynen bakın burada. Bu garibanlara da tek işleri kaynak toplamak olan gemilere de buradan bir keşif avcısı gelmiş, savaşçısı gelmiş.
Şurada da bir torpido fırkateyni gelmiş. Neyse bunlar toplama yapabiliyor sanırım hala. Buradaki kaynakları mı bitirmiş bunlar? Olabilir. Bunları otomatik kaynak toplamaya da gönderebiliyorsunuz bu arada. Gemimiz gitmek üzere. Zamanı hızlandıralım. Geminin ortadan kalkışında bir görün istiyorum. Güzel bir... Ya dediğim gibi görsel olarak oyun en güçlü yanlarından biri bence. Görselliği olduğu için burada gemimizin ortadan kalkışını da artık saldım tamamen. Şunlara saldırım diyeceğim ama çok da bir şey ifade etmeyecek. Şöyle bir nasıl yok olduğumuzu, arkaya güzel de bir ışık. Gerçi biz patladığımızda da güzel bir ışık olacak. Bu da kendini savunmaya çalışıyor. Her yerden sıkmaya çalışıyor ama çok da fazla bir şey yapamayacak. Daha geniş bir açıdan bakalım. Acaba burada görmediğim, atladığım bir şey var mı diye bakıyorum gemi havaya uçmadan önce. Birinci grubu da kaybetmişiz. Şu an zaten 3 tane gemim kalmış saldırı için. Onun da bunu savunma şansı pek yok diye düşünüyorum. Kaynak toplayıcıları da... Ben buraya kaçınca tabii daha yakında kaynak toplayıcılar kaldı. Onlara saldırmaya başladılar. Son olarak da buna saldıracaklar zaten. Bir tane fırkateyn yaptım son anda. Bakalım o ne yapacak. Hatta 2 olmuş. Hasar gören gemileri, bunu söyleyecektim ama araya tabii aksiyon girdi. Hasar gören gemileri bir boşluk olduğu zaman gemiye geri gönderebiliyorsunuz. Yani onlar gidip orada tekrar tamir olabiliyorlar ama böyle bir fırsat tabii doğmadı. Yani tamir eden bir gemimiz de var. Destek fırkateyni de var işte. Hasarlı dost gemileri onarabiliyor vesaire ama gerçekten oyun hiçbir şey izin vermedi bana. Ben olabildiğince oyundaki şeyleri size anlatmaya çalıştım ama onun dışında gördüğünüz gibi oyun beni mahvetti. O kadar çok birim bastı ki, o kadar şey geldi ki, agresif geldi ki, yani hiç karşı koyacak bir fırsatım olmadı. O zaman biz bu gemiyi şöyle biraz daha ortaya çıkaralım. Daha da fazla saklanmayalım. Ne kadar hayatta kalacaksa kalsın ve... Zamanı da yavaşlatmış mıydım? Yok. Bakalım. Aynen, normal hızla gidiyoruz ve gemimiz şu anda yok olmak üzere. Son darbelerini alıyor. Artık son manevrasını yapıyor. Madem öleceğiz dedi ve... Gördüğünüz gibi artık üretim ve araştırma kısmı da yok oldu. Çünkü gemimiz birkaç farklı yerinden patladı ama göremedik. Kameraman bir anda başka bir yeri gösterdi. Ben tekrar yetiştim ve gördüğünüz gibi kaybettik. 14 dakikada kolay seçtiğim yapay zeka beni ortadan kaldırdı. Bu arada 57.000 topluyor. Yani ben tabi anlatırken ne birim bastım ne bir şey yaptım. Adam 89 tane birim basmış. Ben araya o kadar basamadım bile ve bir sürü de birim kaybettik. Kaynak toplama işini de bayağı iyi halletmiş. Ve burada tekrarı kaydedebiliyoruz. Evet, çok iyi bir savaş olmadı. Ben size oyunu göstereyim derken berbat bir savaş performansı ortaya koydum. Ama en azından oyunda neler var? Ya oyunun genel mekaniklerini göstermiş oldum diyeceğim de çoğu gemiyi de basamadık ya. Neyse. Ekstra kısmında bu arada altta çıkmıştı. O tekrarları da buradan izleyebiliyorsunuz. Burada oyunla ilgili bilgileri alırken aynı zamanda yaptığınız savaşların da kayıtlarını izleyebiliyorsunuz. Evet, yani çok iyi bir savaş olmadığı için belki çok iyi bir şey yapmamış oldum. Size bir gösteri, oyunun demosunu çok iyi göstermemiş oldum. Yani demo derken tam sürüm tabii de. Hani aksiyon nasıl ilerliyor çok iyi gösterememiş oldum. Hani roguelike modunda tabii ki daha uzun süre hayatta kalıyorum. Orada böyle haldır uldur düşman gelmiyor. Dediğim gibi o yüzden ilk videoyu belki izleseniz daha iyi olur. Daha uzun soluklu bir savaşa tanık olursunuz. Ben burada birebir kapışmaya gelince işler biraz zorlaştı. Güncelleme sonrası yorumları da bence bir takip edin derim. Hani belki çok daha uzun saatler harcayan insanların yaptığı yorumlar oyunu satın alıp almama konusunda size yardımcı olabilir. Çünkü... Hani satın almadan önce tabii ki fiyatını da bilmeniz lazım. Satın almak isteyenler için ben Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum ama fiyatını hatırlamıyorum. Onu da ekrana yazarım. Eğer böyle uzayda geçen uzay gemilerini kontrol ettiğiniz bir savaş oyunu arıyorsanız bu bir alternatif olabilir. Başka oyunlar da var geliştiren, takipteyim. Belki bu dediğim gibi güncellemelerle biraz daha toparlar. Aynı zamanda tabii bir ay geçti ama indirimler de gelebilir. Ve bu oyunu alıp en azından bu türdeki açtığınızı bir miktar giderebilirsiniz diyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.